Hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konumuz, biliyorsunuz son günlerde partimiz ve partimizin adayı Muhammed Gür kardeşim hakkında bir sürü negatif söylentilerle çıkıyorlar. Siyaset arkadaşlar, çamura izi kalsın politikası değildir. Siyaset halkın sorunlarını çözme işidir. Biz parti olarak uşağın sorunlarını çözmek için buradayız. İnşallah kazanırsanız uşağın bütün sorunlarını hemen hemen çözeceğimizi taahhüt ediyoruz. Ben sözü Muhammed kardeşimize veriyorum. Teşekkür ederim. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Tabii ben yaklaşık birkaç aydır hakkımızda iddia sahiplerinin birçoğu da burada değil. Hepsini de aslında biz davet ettik. Tek tek arandı. Kendilerine buraya gelip iddiaları varsa, sormak istedikleri varsa özellikle de davet ettim. Herkesin huzurunda kendilerini de açık şekilde burada sorularını sorabileceklerini. Bugüne kadar aslında hiçbirisine yanıt da vermedim. Çünkü kendi kafasını gömdükleri kuyudan kafalarını kaldırıp da toplumla içine çıkmamış bu insanlar maalesef odalarında, klavyenin başında toplumdaki sevilen, sayılan insanları bugüne kadar hep karaladılar. Hep iftira kampanyalarıyla nemalanmak istediler. Tabii sözüm buradaki arkadaşlarımın hepsinin bunların dışında, sizlerin dışında. Sizler gerçekten habercilik yaptınız. Bu şehri bilgilendirme anlamında da büyük bir görev üstleniyorsunuz. Bunların izlenirlik oranını da cevap vererek artırmak da istemedim. Ama son dönemde artık bu saldırılar o kadar planlı ve programlı bir şekilde üzerimize gelmeye başladı ki toplumda karşılığı olmayan bu iddiaların gazete basılıp dağıtılmasına kadar varan ucu oraya kadar uzanan bir süreç yaşadık. Tabi bununla ilgili de bir tane devam eden davam var. Dava sahiplerinde biraz sonra Yasin Bey, Yasin Yavuz Bey avukatımız size hukuki boyutun her şeyini tek tek belgeleriyle sizlerle paylaşacak. Hatta hepinize de birer tane dosya hazırladık. Bu dosyaları da her şeyi görebilirsiniz hakkımızda devam eden. Tabi bu iftiraların ve kampanyaların herhalde seçim sürecinde en büyük rakiplerinin biz olduğunun ortaya çıktığının farkına vardık. Toplumda ciddi şekilde karşılık bulunca bizimle normal şartlarda yarışamayacak olan bazı adaylar, parti finansörlüğünde bu insanların ben hakkımızda karalama kampanyası yürüttüğünü gayet de iyi biliyorum. Onun için de devam eden süreçle ilgili, süreçle ilgili açıklamamı da Yasin Bey'e bırakayım. Ondan sonraki süreçte de yine sizlerin soruları varsa her konuda da onu cevaplandırmayı bekliyorum. Arkadaşlar, hepinize dosya olarak da hazırladık bunları. Toplantı bittikten sonra da dağıtacağız. Öncelikle paylaşılan bir iddianame var. Biliyorsunuz gazetede paylaşıldı, internette paylaşıldı. Şunu söylemek istiyorum bu iddianame hakkında. Kamu kurum ve kuruluşların ihalesine fesat karıştırmak ve resmi belgede sahtecilik diye paylaşılan bir iddianame var. Bu iddianame ile ilgili İkinci Ağır Ceza Mahkemesi'nin ihale olmadığı için ihaleye fesat karıştırılamaz diye karar var ve bu karar Yargıtay tarafından da onandı. Yine aynı şekilde söz konusu dosyada birden çok sanık olduğu için resmi belgede sahtecilik konusunda Muhammed Başkan'ın zaten en ufak bir yargılandığı konu yok o davada. Bunu sizlere zaten paylaşacağım. Ayrıca iddianameden önce 2010 yılında İçişleri Bakanlığı'nın 8 konu hakkında
Uşak Belediyesi ile ilgili yürütmüş olduğu bir soruşturma var ve bunun sonunda verdiği bir karar var. Bu kararda da yine aynı şekilde soruşturma izni verilmemesine karar verilmiş. Dönemin İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın bu kararın altında imzası var. Yine aynı şekilde mahkemeye bu doğrudan temin konusunda belediyenin zararının olup olmadığı 2017 yılında sorulmuş ve belediye herhangi bir zararımız yoktur diye cevap vermiş. Şimdi söz konusu bedel de iki tane doğrudan temin alımı 10.850 lira ve 10.765 lira. Yürütülen bu karalama kampanyasının hem ceza kanunu açısından da adil yargılamayı etkileme suçuna giriyor. Hem de hükmü ortada olmayan bir iddianame üzerinden sanki o iddianame devam ediyormuş gibi açıklamalar yapılıyor. Biz tabii bununla ilgili belgeleri paylaşacağız ama biz hep şöyle düşünüyorduk. Bazı basın kuruluşlarının bizle ilgili takip ediyorsunuz. Adaylık süreciyle alakalı bir durum olduğunu düşünüyorduk. Ama sonradan şunu anladık ki Uşak Belediyesi ile bazı basın kuruluşlarının ciddi bir ticari ilişkisi varmış. Bununla ilgili de yine fatura numaralarının yazılı olduğu belgeyi size dağıtacağım. Hatta söyleyebilirim burada. 2018 yılında Kanal 58 366 bin lira 965 TL Uşak Belediyesi'ne fatura kesmiş. Egem TV 202 bin 987 TL fatura kesmiş. Özege TV 59 bin 926 TL fatura kesmiş artı KDV. Yani buradaki olay biraz da Muhammed Başkan seçildiğinde bu faturaların kesilemeyecek olması olduğunu karar verdik. Bu karalama kampanyasının bu yüzden devam ettiğini düşünüyoruz. Bunun da yine fatura numaralarıyla birlikte biraz sonra sizlere dağıtacağız. Devam eden bir dava var. Başkanım açısından hukuki prosedürün tamamlanması bekleniyor ama diğer sanıklar hakkında da araştırma devam ediyor. Biliyorsunuz davalar uzun sürüyor. İddia sahibi kişi FETÖ'den tutuklandı. Davası devam ediyor. Şimdi biz kendisine FETÖ'cü diyebilir miyiz? Değil de diyemeyiz. Çünkü devam eden bir yargılama var. Ama bu yargılamaya müdahale de edemeyiz. Yani bahsetmek istediğim tam da bu. Dava sonuca ulaşacak ama bahsedilen iddianamenin şu andaki davayla herhangi bir ilgisi bulunmamaktır. Ben bunları sizlerle biraz sonra paylaşacağım. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Eğer sorunuz varsa da bu davayla ilgili teknik kısmı cevaplayabilirim. Şimdi ben bu sorumu oldum. Şimdi sosyal medyada dava dosyası ve dosya günü paylaşılıyor. Bu dosyada sadece Muhammed Gül'ün ismini plana çıkarıp orada başka şahısların da olduğunu gördü. Burada o dosyada bir basın kuruluşu da var mı veya basın grubunun yetkilisi de var mı? Şimdi biz dosyayla ilgili yani benim size vereceğim evraklarda dava dosyası ilgili herhangi bir belge yok. Çünkü burada biz Muhammed Başkan adına konuşuyoruz. Diğerleri sanıktır. İşte onlar da yargılanıyordur dersek o zaman onların yaptığı yanlışı yapmış oluruz. Kendimizle alakalı İçişleri Bakanlığı'ndan gelen raporun tamamı ve belediyeden gelen zarar kamu zararı yoktur yazısını sizlerle paylaşacağız. Davanın diğer kısmı ile ilgili bir açıklama yapmamız doğru olmaz. Şöyle soruşturma. İşte Muhammed Gül işte şu dosyada ihale fesat dosyasında Muhammed Gül isimler birçok isim var bilgiden. Ve orada aynı altta da Ekrem Çoğadar var. Bu Ekrem Çoğadar kimin yetkilisi veyahut da kim? Raporda hakkında? Verdiğimde İçişleri Bakanlığı'ndaki raporda yazılı hepsi. Evet. Size vereceğim. Yasin Bey, şimdi Sayın Muhammed Gül hakkında devam eden dava nedir? Bu konuda bir açıklık getirir misiniz? Şimdi işte onu anlatıyordum. Davanın açılışı, ben biraz daha o zaman teknik anlatayım. Davanın açılışı İçişleri Bakanlığı'nın soruşturmaya gerek yoktur kararına rağmen düzenlenen iddianame sonucunda sadece Muhammed Gür hakkında değil, o dosyada çok sayıda sanık var, çok sayıda olay var. İhaleye fesat karıştırmak ve resmi belgede sahtecilik olarak açılan davanın resmi belgede sahtecilik kısmı Muhammed Gül'le alakalı değil, diğer sanıklarla alakalı. İhaleye fesat karıştırma kısmında da
hiç Ağır Ceza Mahkemesi duruşma bile yapmadan, bu doğrudan temindir. Yani burada bir ihale yapılmamış ki nasıl ihaleye fesat karıştırılsın diye karar almış ve ihaleye fesat olmadığında dosyayı Asliye Ceza Mahkemesi'ne göndermiş. Yargıtay da bu kararı onamış. Yani onama kararı dosyanın içinde var zaten. Yani o iddianame şu an hukuken hükmü olmayan bir iddianame. Şu anda devam eden diğer sanıklarla birlikte kamu zararının olmadığı, soruşturma izninin olmaması, ihalenin olmaması, dolayısıyla ihaleye fesat karıştırılamaması, hukuki prosedürün tamamlanması bekleniyor bizim açımızdan. Ama tabii davanın çok sanığı, çok olay olduğu için de bu dava yaklaşık 7 senedir devam ediyor. Yani bugün çıkan bir dava değil, 7 senedir devam ediyor. Yani benim anladığım şu, Sayın Muhammed Gür bu davada bütün raporlarla vesairelerle haklandı ama öbür zanlılar hakkında dava devam ettiği için adı geçiyor. Evet, aynen öyle. Aynen. Kim, hepsiyle bir açıldı, hepsiyle bir kapanacak. Yani biliyorsunuz hepinizin davası vardır ki, evet yani her an en ufak bir dava bile en az 5-6 yıl sürüyor. Ki bunun sonunda yani sonucunu vatandaş bilse bile 6 yıllık bu süreci geçirmek zorunda. Bir yazıdan 8 sene yani. Ben en sonunda dönmeye çalışıyorum. Şimdi benim öğrenmek istediğim burada yaratıcıların veyahut da ilimizden yayın yapan diğer kanalın aldığı 2018 bütçesinden almış olduğu payı okudunuz. Sizin dosyanızla bir alakası var mı da okudunuz? Şöyle bir haber yapılır. Bu haberin hukuka uygun olup olmadığını biz gerekirse adli mercilere taşırız. Ama olay öyle bir boyuta geldi ki sokak sokak gazete dağıtılıyor. Sayfa sayfa karalama kampanyaları yapılıyor. Tabii insan o zaman merak ediyor bu neden yapılıyor diye. Bununla da bağlantısı olduğunu düşünüyoruz. Çünkü Muhammed Başkanımız ilk günden beri ben israf yapmayacağım. Ben kamu kaynaklarını kamuya doğru harcayacağım diyor. Bu parçaları birleştirdiğimizde biz alakası olduğunu düşünüyoruz. Ben söz alabilir miyim? Buyurun. Şimdi Evlat TV ile ilgili dediniz ki işte 2018 yılında şu kadar bütçe alınmış dediniz. Bu Muhammed Bey ile alakalı bir pozisyon değil. Bunun davayla ya da yapılan çalışmayla hiçbir alakası yok. Şimdi bu seçim kampanyasına başlandığı zaman her şey çok güzel giderken, çalışmalar yapılırken hiçbir sıkıntı yoktu. Biz de yani bahsettiğiniz kurum Egem TV üstüne basa basa söylüyorsunuz. Biz birkaç tanesinin ismini verdik. Sadece o değil. Hayır. Evet. Şimdi bu bahsettiğiniz konu Egem TV ile alakalı diye konuşuldu. Şimdi ben Egem TV diye bir şey demedim. Üç kanalı okudum. Yani o dönemde verilen bir söz vardı. Naci Başkan'ın ve sizin bütçeniz geldiğinde bütün basın kuruluşlarıyla çalışılacak dedi. Bir belediye kurumunun basın kuruluşlarıyla çalışması kadar normal bir şey yok. Burada bulunan herkes basın mensubu. Yani burada işte paramızı israf etmeyeceğiz, çalışmayacağız. İşte bu haberler bundan sonraki süreçte çalışılmayacağı için yapılıyor dediniz. Doğru mudur? Siz öyle siz anlamış olabilirsiniz. Hayır, öyle dediniz. Bence bundan sonraki süreçte işte Muhammed Başkan israf yapmayacağı için çalışma yapılmayacağı için bu şekilde karalama kampanyasına gidiliyor dediniz. Ben bu, öyle demedim ama siz öyle anladınız. Başkanımız da. Demek ki bir algı var herhalde. Hayır, öyle ben değil. Üç kanalı okudum. Hayır, üç kanalı okudunuz. Ondan sonra da dediniz ki işte bu karalama kampanyası anladığımız kadarıyla Muhammed Başkan başkanlık görevine geldikten sonra herhangi bir çalışma yapılmayacak. Çalışma yapılmayacak demedim. İsraf yapılmayacak dedim. Onu zaten başkanım her konuşmasında söylüyor. Doğrudur. Kendi inisiyatifindedir. İsraf yapabilir ya da yapmayabilir. Ama bu şekilde sadece birkaç kurumun konu edilerek basın açıklaması yapılması bilmiyorum. Yani. Bizim burada şöyle ben cevap vereyim Fadime Hanım. Şimdi biz şeffaflık adına bunları söyledik. Bunlar da belediyeye kesilen fatura oranları. Herhalde buna da itirazınız yoktur. Şimdi Uşak Belediyesi şayet olacaksa herkese eşit mesafede olmalıdır. Tüm basında dahil buna. İşte bazı
kaynakların ne kadar farklı farklı rakamlar aldığını, sadece bunun kesilen bir kanalın faturası olduğunu, PR'lık adı altında da birçok farklı şirketlerden, Uşak Belediyesi'nden paralar alındığını biz biliyoruz. Bununla ilgili faturamız olmadığı için de koymadık. Sizlere de dağıtacağız bunu. Daha önceki dönemde defalarca, şimdi basın doğruyu sunmak için vardır. Basın para alabilir herhangi bir seçim dönemindeyiz. Bir siyasi partiden para alabilir. Onunla ilgili övgü dolu haberler de yapabilir. Ama siyasi rakiplerine para alarak vuran basın değil. Şahsımla ilgili bu karalama kampanyasının baş mimarınızın sizin patronunuz olduğunu çok iyi biliyorum. Bu süreci ben çok iyi biliyorum. Çünkü bizzat kendim telefonla da görüştüm. Bizzat beni tehdit ve şantajla, bu kayıtlarımda da var, merak etme. Hukuki süreç de başlayacak. Gazete basıp dağıtana kadar yapılacak bir çalışmanın şahsımı karalayıcı kapak sayfasıyla dağıttığınız gazetelerinde ne olduğunu çok iyi biliyorum. Onun için böyle şeffaflıktan, ilkeli duruştan falan bana bahsetmeyin. Ben ilkenin ne demek olduğunu, duruşun ne demek olduğunu da çok iyi biliyorum. Kendi oğlunun Uşak Belediye, İyi Parti Belediye Meclis üyeliği başvurusunda yer verilmemesinden sonra başlayan süreçte şahsıma ve partime karşı başlatmış olduğum kampanyada onu kendisini kınıyorum. Hayatımda da verdiğim en doğru kararın birisi olduğuna da inanıyorum. Şayet belediye başkanı seçilirsem Egem TV ile çalışmayacağım. Oğluyla çalışmayacağım. Bu ailenin geçmişte neler yaptığını, Uşak'a neler yaptığını da çok iyi biliyorum. Onun için bana şeffaflıktan, ilkeden, dürüstlükten, patronu savunmaktan bahsetmeyin. Muhammed Bey, şimdi bu oğlunun başvurusuyla alakalı durumda benim bildiğim kadarıyla sizinle paylaşmak istiyorum. Oğlunun başvuru yaptığını biliyorum ama daha sonraki süreçte geri çekildiğini de biliyorum. Hayır, hiç geri falan çekilmedi, yer vermedik biz. Bizim bildiğimiz bu kadar. Bana ilk başvurusunda da söyledi, başvuru yapmasın dedim. Tabii başvurusuna engel olamayız. Herkesin bir dünya görüşü var. Aday olabilmek herkesin doğal hakkıdır. Sırlamayı yapacak olan bizleriz. Başkanım, seçim çalışmalarında çok az bir süre kaldı. Evet. Onunla ilgili genel bir değerlendirme alsak, kişisel tartışmalar dışında bırakıp da. Şimdi ne yapacaksınız? Son 10 gün, 12 güne girdik. Nasıl gidiyor kentte trafik? Güveniniz anlatabildiniz mi? Bunlarla ilgili... Şimdi hani, teşekkür ediyorum. Sonra bir şey sormak istiyorum. Yani, evet. Bu anlatıda olmak için affedersiniz. Buyurun. Siz geçen hafta Dikintaş'ta çalışmada anketlerden %11 öndeyiz, bunu açıklayacağız dediniz. Bir hafta oldu, hala bekliyorum ben efendim. Ya tabii şimdi kime sorsanız herkes önde olduğunu iddia ediyor. Bu bize gelen anket sonuçları. Tabii bunlar kamuoyuna vererek basit şekilde ne durumda olduğumuzu, ne boyutta olduğumuzun yaygarasını yapmak çok kolay. Toplumla da zaten iç içeyiz. Zaman zaman bizim çalışmalarımızda katılıyorsunuz, eşlik ediyorsunuz. Bu sürecin bu şekilde devam edeceğiz. Biz kendimizi ve projelerimizi anlatmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Süreci bugüne kadar şeffaf bir şekilde topluma hiçbir siyasi partinin adayını, rakibimi, kurumsal kimliğini zedeleme yapmaksızın devam ettirdim. Bundan sonra da 12 gün var. Sürece bu şekilde devam edeceğim. İlkeli duruşumuza biz devam ediyoruz. İyi olmaya, iyilikleri anlatmaya, güzellikleri anlatmaya devam edeceğiz. Onun için süreçte, bundan sonraki zaman süreci içinde de inşallah huzur ve barış içinde şehrimizde, ülkemizde seçimler tamamlanır. Ülkemize de kim kazanırsa kazansın, bize de kazananı alkışlamak düşer. Etik değerler çerçevesinde düzgün duruşumuzu biz sürdürmeye devam edeceğiz. Buyurun Hüseyin Oğlu. Şimdi HDP ile bir işbirliğiniz olduğunu söyleniyor. Evet. 8. veya 9. sıradaki evet. Sizin tam olarak evet. Takımlarıyla. Bu konudaki genel süreç nedir?
Şimdi HDP ile ilgili. Yani bu kişinin doğum birinci, biri bir. Birinci sırada olduğunu biliyorum bildiğim kadarıyla. Yanlış hatırlıyorum. Efendim? Birinci sırada. Ben HDP'yi bilmiyorum. Takip de etmiyorum. HDP ile de ilgilenmiyorum. Şimdi, arkadaşlar. Bir saniye Sayın Başkan. Ben bununla ilgili benim ortağım Diyarbakırlıdır. Daha önce böyle de bir ortağımla ilgili bir süreç yaşadım. İnsanları kimliğinden dolayı, doğum yerinden dolayı kimse karalayamaz. 2000 yılından beri beraber çalışıyorum. Onun hangi siyasi görüşten olduğunu da çok iyi biliyorum. Kendisi de AK Parti üyesi. Bunu da söyleyeyim. Paylaşayım burada. HDP'li dedikleri ortağım AK Parti'nin üyesi arkadaşlar. Ondan sonra 9. sıradaki arkadaşımız. Ağrı doğum. İnsanların kimliği yüzünden karalama kampanyasını doğru bulmuyor. Varsa HDP ile bir bağı, PKK ile bir bağı, emniyetimiz var. Biz tüm meclis üyelerimizin tamamının şeyini aldık. Adli sicil kayıtları. Zaten öyle birisi olsa biz yazmayız. Onun için insanları böyle doğumu yüzünden karalama kampanyasının hiç doğru olmadığını düşünüyorum. Bizim bu ülkede birlik ve kardeşliğe ihtiyacımız var. Yani doğu kökenli bir vatandaşımız yazdı. Bir de şunu şu kadarını söyleyeyim ben size. Kendisiyle de çalışmaktan onur ve gurur duyuyor. Çünkü Halci sağ çalışmaları zamanında özellikle bizim Uşaklı esnaflarımızla dahil. Ben birçok meclis üyelerimizi gözlemleme imkanı buldum. İyi ki dedi bu insanı almışsınız. Çok düzgün ve dürüst bir insandı. Ben onun da bizim yanımızda almasından da ayrıca onur duyuyorum. Başkanım bir de o işte cumartesi günü dağıtılan ilk defa gördüğüm gazetede ilginç bir şey vardı. Ceza aldığınız takdirde başkanlığınız darılır gibi. Evet. İşte Yasin Bey açıkladı. Aslında şahsım aklandı dosya. Dosya bir bütün onun içinde geçtiği için dosyanın sonuçlanması bekleniyor arkadaşlar. 3 yıl Yargıtay'da şeyde mi? Orada bekledim. 3 yıl dosyanın hangi kurumun bakacağı beklenmiş. Biz Türkiye'de hukuk sistemini biliyorsunuz. Onun için yeni bir hakim geliyor. Dosya hakim olmak için 2. aydaydı duruşma normalde. 9. ay atılmış. Yani yarın bir gün bu görev süresi içinde bir hakim daha değişirse bir iki sene daha sürecek. Yani dosya fiilen şahsımla ilgili bölüm bitmiş. Ama dosya bir bütün. Dediği gibi Yasin Bey'in açıkladığı ihaleye fesat karıştırma yok. Sadece doğrudan teminle yapılan bir alım ve sunumu böyle işte. Ama kamuoyuna yansıtılırken farklı adlar altında insanları lekelemek için yapılıyor. Daha sahibi bunu yansıtanlar, basanlar da dosyanın müdavimlerinden birisi. Peki bu basın kuruluşları iddia ettiniz de rakiplerinizin arkasında olduğunu falan düşünüyor musunuz yani? Ben finansının nereden olduğunu çok iyi biliyorum. Biz de paylaşalım. Gerek yok. Seçim önü polemik yapmayalım. Ben de isim anmak istemiyordum. Arkadaşımız kendisi izah ettiği için özellikle isim verdim. Yoksa isim anarak konuşma yapmak tarzım değil. Ve İzmir'de dolandırıldı. Bunu yapan da ve beni tehdit eden de bana herkesi çevirdim size. Arkadaşlar şimdi Murat Bey şöyle rica edeyim. Şimdi farklı mecraya geçmeyelim. Bakın ben siyasetik olarak şu kadarını söyleyeyim arkadaşlar. Gittiğim toplantılarda bile rakiplerimi eleştiren birisi olursa ona daim müdahil oluyor. Şimdi mesela geçen de ben Meral Başkan'ın geldiğinde yani selfie yaptım, paylaştım. Tabii burada kalabalık görününce bana yorum yapıyorlar bir basın tarafından.
Ve buna yaptığım, yani bu paylaşımı gören bir avukatımız benim borcum var davamda da. Beni sıkıştırdı, hani ben onu mahkemeye de vereceğim de, ismi önemli değil. Şimdi başkanım, yani burada ben sorduğum kişilerden, geçen hafta sordum. Ve tüm arkadaşlarım, vebali olsun, tarafsız, hiç tanımadığım insanlar, hep Muhammed Başkan dediler. Ha, bu, bundan ben gurur duyuyorum. Yani sizin şahsınızdan, parti olarak şey değil. Ben size 5-6 senedir tanıyorum. Yani gerçekten Allah razı olsun, inşallah kazanırsınız. Şu var başkanım. Bu afişleriniz yırtılıyor. Bunun hakkında bir, yani nasıl bir yorum yapıyorsunuz? Bunların ben konuşayım onu. Arkadaşlar ben son günlerde emniyet, jandarma devamlı girip görüşüyorum. Tabii. Bizim bir gün ben evde oturuyordum. 11'de işte eve geldim. Bir telefon geldi. Arkadaşın telefonu var. Dedi plakasız bir araba. 4 kişi. İşte sizin afişlere şunu yapıyorlar. Afişleri söküyorlar falan filan. Yollardaki. Böyle bir şeyle karşılaştım. Onu da aslında incelemeye başladım ben. Hatta bizim afişlerin yanında ben bunu medyaya verdim. Hatta bunu sadece sizlere değil, Fox TV'ye de verdim. Yeni Çağ'a da verdim. Genel merkeze, genel başkanımıza, herkese bildirdim. Bunları AKP'nin şeyi durmasına rağmen bizim afişleri hep parçalamışlar. Yani hedef sade biz. Yani böyle bir durum var. Onun için sadece işte Muhammed kardeşim olsun, partiye olsun, her türlü bir saldırı var. Ya biz bu siyasetin bu olmadığını düşünüyoruz. Gönül isterdi ki Uşak'ta bütün adayların yan yana gelip sizlerle karşı karşıya, ben böyle bir şey isterdim. Uşak için proje yarışması, hizmet yarışı, yani siyaset budur arkadaşlar. Yani birilerinden para alarak karşı tarafı karalama politikası değildir siyaset. He, muhakkak olur medya, muhakkak olabilir. O parti için yaptığı hizmetleri ön plana çıkarmaya çalışır. Bizim anlayışımız bu. Ama belli bir ücret alarak karşıyı karalama politikası, bu etik değildir. Yani biz hepimiz Uşak'ta yaşıyoruz. Bu siyaset gelip geçecek. Yarın yüz yüze bakacağız. Yani Uşak'a ne yapabiliriz biz? Herkes hayatına dönüp şöyle arkasına bir bakacak. Ben Uşak için, ülkem için ne yaptım? Ya yani ben bu tarafta onun için. Teşekkür ederim. Şükrü'nün bir sorumuz olabilir mi? Siz Sayın Genel Başkan'la İdil'de geziyorsunuz. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz İYİ Parti seçim çalışmasını? Bir de seçimden sonra ekonomiyle ilgili öngörüleriniz nelerdi? Bunu da paylaşabilirsiniz. İYİ Parti olarak biz kurumsal yapılaşmamızı inşallah bu seçimle birlikte tamamlamış olacağız. Ve dolayısıyla da Türk siyasi hayatında İYİ Parti'nin oynaması gereken rol daha da etkin hale gelecek ve dolayısıyla biz bu kurumsal kimlik çerçevesinde Türk siyasetinde var olduğu düşünülen merkezi dolduracaktır. Ve bu da bu seçimin sonucunda kesinleşecektir. Ve biz evet bir ortaklık yaparak, işbirliği yaparak seçime girdik. Bu seçimden bugün itibariyle eğer kalan sürede, 2 haftalık sürede, 12 günlük sürede eğer muktedirler şapkadan bizim tahmin edemediğimiz bir tavşan çıkarırlarsa ve de bu kamuoyu üzerinde etkin olursa belki bugünkü var olan resim değişebilir. Ama biz bu tavşanın çıkacağını düşünmüyorum ben açını söylemek gerekirse. Yani var olan akrep dili, zehirli dil şu ana kadar söylene gelecek her şeyi söyledi ve onun sonucunda da toplumda oluşan algı ve bu algı çerçevesinde siyasi davranış şekillendi. Bu şekillenme çerçevesinde de artık bu tür söylemlerin toplumda çok fazla karşılık bulmadığını ve dolayısıyla da bu özellikle tırnak içinde söylüyorum, her yöredeki gerek yerel çerçevede gerekse ulusal düzeyde yapılan bu tür saldırıların belaltı vuruşların daha doğrusu tırnak içinde söyleyeyim toplumda karşılık bulmadığını ve bu saldırılan kişilere yaradığını görüyoruz. Ve bunu da çeşitli siyasi söylemlerde de açık ve net olarak görüyoruz. Dolayısıyla bu seçimle birlikte İYİ Parti Türk siyasetindeki yerini sağlamlaştıracaktır ve bundan sonra artık Türk siyasetinde kesinlikle bir vazgeçilmesi haline gelecektir diye düşünüyorum.
Seçimden sonra ekonomik durumla ilgili olarak şu anda artık biz bir tırnak içinde söyleyeyim, ister buna kriz deyin, isterse ekonomik zorluk deyin, ne derseniz deyin. Fakat bir sıkıntılı bir dönemin içerisine girdik. Ve bu sıkıntılı dönem Türkiye'nin bugüne kadar geçirdiği ekonomik sıkıntılara hiç benzer bir tarafı yok. Biz 94'te bir kriz yaşadık. Biz 2001'de bir kriz yaşadık. Bir sıkıntı yaşadık. 2009'da bir kriz yaşadık. O dönemlerde ekonomimiz küçüldü. Fakat o dönemdeki problem kamunun problemiydi, devletin problemiydi. Merkezi hükümetin problemiydi ve merkezi hükümetin borç sorunuydu. Ve merkezi hükümet bunu kendi sorunu olduğu için kolaylıkla çözdü ve düştüğü yerden kalktı. Bir yıl içerisinde ekonomi küçüldü ve oradan bir yıl sonunda tekrar eski haline geldi. Bugün karşı karşıya olduğumuz sorunu Türkiye ilk defa böyle bir problemle karşı karşıya. Burada artık devlet borcu değil. Devletin şu andaki merkezi hükümetin borcunun milli gelire oranı %30'lar civarında. Bu 2001 krizinde %75 civarındaydı. Bugün sorun ekonominin diğer birimlerinin, hane halkının borçlu olması, şirketler kesiminin borçlu olması, KOBİ'lerin borçlu olması ve bunların yaratacağı sorunun bankacılık kesimi üzerinde ortaya çıkaracağı sorunlar. Burgara'da da sorun şu, şeffaflık yok. Devletin ürettiği rakamlar bence resmin tamamını göstermiyor. BDDK örneğin tedbir üzerine tedbir yayınladı. Genelge üstüne genelge yayınladı. Yaşaması zor olan, şu anda batık olduğu düşünülen kredilerin sürekli uzatılmasına imkan tanıdı. 2017 yılında bu ülkede ekonomiye aşağı yukarı kredi garanti fonu ile 220 milyar TL'lik bir kaynak enjekte edildi. O zaman bu biliniyordu ki bunun önemli kısmı hazine garantisi altında. Bunların yatırıma dönüşmeyecek. Bunlar kısa vadeli belki iş talepte bir takım şey yapıyor. Fakat asıl şirketler kesimindeki şirket sahiplerinin bu parayla ne yapacağıydı. Dolayısıyla şu anda yaşamakta olduğumuz sorunun tohumunu biz 2017 yılındaki kredi garanti fonuyla yaptığımız o 220 milyar dolarlık ekonomiye yaptığımız nakit enjeksiyonuyla ortaya çıktı. Ve bunun sıkıntısını yaşıyoruz şu anda. Ve bu kredilerle ilgili olarak daha 2018'in başında BDDK bir karar yayınlayarak dedi ki bu kredileri dedi 3 yıl süreyle istediğiniz süre adette yenileyebilirsiniz, yeniden yapılandırabilirsiniz. Bunun anlamı şu, siz kredi aldınız ama kredinin ana parasını ve faizini zamanında ödeyemiyorsunuz, sıkıntıya düştünüz. Bunun batık kredi olmaması için bankaya imkan tanındı, şirkete imkan tanındı. Dedi ki git bankanla konuş, bu vadesi geldiğinde ana parasını ve faiz taksidini ödemediğin bu krediyi yeniden yapılandır. Ve bu 36 ay sürede istediğin kadar. Mesela bankacı olarak siz bir yere verdiğiniz krediyi, bir şirkete verdiğiniz krediyi diyelim ki o yılın Haziran ayına geldi, ilk taksidi geldi. Baktınız ki ödenemiyor. O zaman dediniz ki şirketin bilançolarına baktınız. Bu şirkette gelir akımlarına, nakit akımlarına baktınız. Eylül'de ödeyebilirdiniz. Eylül'e kadar ertelediniz. Eylül'de yine olmadı. Bu kere gelecek yıl Mart'a ertelediniz. Mart'ta geldi yine olmadı. Dolayısıyla lafı uzatmayayım. Buradan çıkarmak istediğim, iletmek istediğim mesaj şu. Devletin ürettiği bu rakamların şeffaflığı yok. Şeffaflığı olmadığı için de gerçek resmin ne olduğunu bilmiyoruz. Şu anda bütçenin örneğin 2019 yılı ilk iki aylık bütçe açığı %16,5 milyar TL. Bunu yıllık bazda getirdiğiniz 80 küsür milyar TL'ye çıkıyor. Dolayısıyla şu anda gerçekten eğer Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 2018 yılı karından öne alınarak aktarılan Merkez Bankası karı olmasaydı bütçe şu anda gerçekten çok büyük eksideydi ve bir takım ödemeler de yapılamayacaktı. Şu anda yapılamıyor. Biz seçim arifesindeyiz ve seçim ekonomisi uygulanıyor. Bütün kaynaklar bu işe hasredildi fakat şu anda yine de bütçede şey yok, kaynak yok. Nereden bakarsanız bakın. Dolayısıyla seçim sonrası ne olabilir? Seçim sonrası seçimi kazanmak üzere verilen bir takım ekonomik tavizler geri alınacaktır. Yapılan
doğalgazdan elektriğe ve diğer ürünlerde, kamunun ürünlerine yapılan indirimleri tekrar geri gelecektir ve bunların üzerine ilave zamlar yapılacaktır. Ve bu zamların yanı başında bir kemer sıkma politikası ortaya konulacaktır. Şu anda biliyorsunuz beyaz eşyada Mart sonuna kadar ÖTV ve KDV'den istisna tutuldu. Şimdi bunlar Mart'ın 31'i gelip 1 Nisan'da tekrar uzatılır mı? Yoksa bunlar tekrar yerine getirilir, yani KDV indirilen ÖTV KDV'ler yükseltilir, eski haline getirilir mi ve üstüne ilave bir şey gelir mi? Büyük bir ihtimalle bir şey olacak, kemer sıkma politikası olacak. Bu kemer sıkma politikasının sonucunda Türkiye uzun vadeli bir ekonomik istikrar programının uygulanmasına girecektir. Tabii bu programın uygulanıp uygulanamayacak oluşunu da belirleyecek olan bu seçim sonuçları. Eğer seçim sonuçlarında muhalefet bu seçimden kazançlı çıkar, daha fazla belediye başkanlığı kazanır ve seçim oy oranlarını yükseltirse, bunun böyle bir programın uygulanabilme imkanı son derece zor, destek almak çok son derece zor. Ama mecliste iki partinin çoğunluğu var, bunu uygulamaya gayret edecekler. Bu içeride kendi kendine yapılan, yani yerli ve milli adı altında tırnak içinde yapılacak bir istikrar programı bizi bu içine girdiğimiz sıkıntıdan düzlüğe çıkarır mı? Son derece zor, çünkü bunun bir döviz bacağı var. Merkez Bankası bir hafta önce şu anda kısa vadeli borç artı daha önce uzun vadeli alınıp da 2019 yılı içinde vadesi gelen borçlarla ilgili bir istatistik yayınladı. Bu 170 küsür milyar dolar. Yani Türkiye bu kadar para bulacak ve Türkiye'ye sermaye akımlarının gelmesi lazım. Sıcak para girişlerinin olması lazım. Eğer bu sıcak para girişleri olmazsa, o zaman bu borçların ödenmesinde de sıkıntılar olacak. Dolayısıyla bir şekilde bizim dış kaynağa ihtiyacı var bu ekonominin. O dış kaynağı Çin'den bulabilir miyiz? Rusya'dan bulabilir miyiz? Veyahut da Orta Doğu ülkelerinden, Körfez ülkelerinden bulabilir miyiz? AB'den bulabilir miyiz? Dünyada şu anda tasarruf fazlası var. Bu tasarruf fazlası gidecek yer arıyor. Fakat gittiği yerde hukuk istiyor, güvence istiyor, mülkiyet hakkına saygı istiyor. Bunun da sağlayabilecek olan uluslararası bir gözetim ve denetim. Şu anda bu böyle büyük bir parayı, yani 5-10 milyar değil, şu anda Türkiye'nin belki bu programı yürütebilmesi için ihtiyaç duyacağı para 50 milyar doların üzerinde. Bu 50 milyar doları kaynağı kullanacak olan iradeyi bu kaynağın etkin bir şekilde kullanmasını sağlayacak bir denet düzen lazım. O düzen de sadece IMF'de var. Dolayısıyla IMF'ye gitmeden bu işi yapabilirlerse biz şapka çıkartırız, açını söylemek gerekirse. Parayı bulabilirler mi? Para 5-10 milyar bulabilir. Fakat bu 5-10 milyarla halledilebilecek bir mesele değil. Dolayısıyla benim Türkiye geneline ve Uşak özeline, sanayicimize, tüccarımıza, iş adamımıza söyleyeceğim şey şu: biz siyasetçilerin görevi üretenin, iş ve aş hazırlayanın, elini taşın altına koyanın aşkını, şevkini kırmak değil, kötümserlik aşamak değil, ama realist olmak, ayağını yere basan bir politika çerçevesi çizmek. Dolayısıyla bu söylediklerimden korku, endişe vesaire çıkarmayın. Türkiye 94 krizini de aştı, 2001 krizini de aştı, 2009'u da aştı, bunu da aşacak. Ama bir nesil burada bir sıkıntı çekecek. O sıkıntıyı da hep birlikte çekiyoruz ve çekmeye de başladık. Yani bu kriz 94'teki, 2001'deki gibi, 2009'daki gibi değil. Bu bir L gibi şöyle aşağı doğru düştük. Şimdi tabanda gidiyoruz. Bilemediğimiz tek husus, rakamların şeffaflığı ortada olmadığı için bu L gibi, L'nin tabanı 6 ay mı sürecek, 1 yıl mı sürecek, 2 yıl mı sürecek? Bunu biraz kestirmekte zorlanıyoruz. Başkanım, teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz.